Günaydınlar, hayırlı sabahlar, merhabalar sevgili TVI izleyicileri. Günlerden yine salı, Ebru Özgürdal sunumuyla, Hayatın İçinden programıyla yine güzel bir günde karşınızdayız. Bugünkü program konumuz kalp damar ve kalp hastası olan özellikle izleyiciler ekran başına diyoruz. Konuğumuz da Seyhan Araştırma ve Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin kalp damar cerrahi Profesör Doktor Ömer Faruk Doğan hocamız olacak. Ama onun öncesinde bir VTR'miz var. İzleyelim, tekrardan buradayız. Merhaba sevgili TVI izleyicileri. Bu haftaki Ebru Özgürdal sunumuyla Hayatın İçinden program konuğumuz genel kalp cerrahi Profesör Doktor Ömer Faruk Doğan olacak. Merhabalar hocam. Merhabalar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şu an bir hastanız var sanıyorum. Muayene edeceksiniz. Bununla ilgili bir bilgi alabilir miyiz? Şimdi kalp cerrahisi birçok yönleri olan bir problemleri ilgilendiren bir konu. Evet. Tabii bazı hastalarımızı ve bazı hastalıklarımız çok özelliklidir. Bu hastamızda şöyle bir özelliği var. Bu hastamız hamilelik sırasında kalp rahatsızlığı gizli olan hamilelik sırasında kalp hastalığı ciddiyetini arttırdığı için semptomatik hale gelen bir durumu var. Evet. Bu hastanın yapılan tetkiklerinde kardiyomiyopati dediğimiz kalp kası zafiyeti mevcut. Yani kalp kası normalde %70 çalışırken %25'lere düşmüş. Çok ciddi bir şey. Kalp kasları zayıflamış. Zayıflıyor. Dolayısıyla kalpte gelen kanın çok büyük bir kısmı pompalama sırasında kalpte kalıyor. Akciğer basıncı yükseliyor. Fakat kalbin göndermesi gereken kan miktarı çok çok düşüyor. Şimdi burada bu bizim çok fazla rastlamadığımız fakat rastladığımız zaman acil müdahale problemi gerektiren bir hastalık. Bizim bu genel itibariyle hamilelik sırasındaki kalp komplikasyonları dediğimiz bir komplikasyon. Bizim bununla ilgili birkaç hastamız oldu. Hepsini ameliyat ettik, taburcu ettik. Bunlardan birisi Suriyeliydi. Kalp damarında çatlama vardı. Aort diseksiyonu dediğimiz ünlü Aydoğan'ı, Oya Aydoğan'ı alıp götüren hastalık onda da vardı. Aynı hastalıkta. Aynı hastalıkta. Onu ameliyat ettik. Ondan önce yine hastamız gibi kalp kapak rahatsızlığı olan bir hastamız vardı. Peki hastamız hamileyken mi? Hamileyken kardiyomiyopati gelişiyor. Evet, şu an hamilesiniz o zaman. Şu anda hamileliği yok. Hamilelik sonlandırıldıktan sonra bu kardiyomiyopatiye bağlı durum tedavi edildi. Çok spesifik bir olaydır o. Yani, kalp kasının belli bir oranda fonksiyon kazanması, kalp basıncının, akciğer basıncının düşmesi sağlandı ilaç tedavileriyle. Ardından hastamız ameliyata hazır hale getirdikten sonra ameliyat edildi. Sevgili izleyiciler, kalp damar cerrahi Profesör Doktor Ömer Faruk Doğan'la Ebru Özgürdal sunumuyla Hayatın İçinden programında tüm sorularınızı cevaplayacak. Bypass ameliyatı olanlar ya da kalp krizi belirtileri nelerdir? Bunlarla ilgili birçok sorularınıza Profesör Doktor Ömer Faruk TVI ekranda sorularınızı cevaplayacak. Bu programı kaçırmayın. Evet sevgili TVI izleyicileri, konumuza geçmeden önce özellikle ekran başında olanlar ya da olmayanlar. Yani şu an televizyon izleme imkanım yok, iş yerimdeyim, ofisimdeyim, aracımdayım diyorsanız tabii ki trafik canavarına dikkat. Aman emniyet kemerinizi takmayı da unutmuyorsunuz. www.tva.com.tr'den de bizlere ulaşabilirsiniz. Canlı yayınlar için telefon numaramız, alan kodumuz 0322, telefon numaramız 458-7858, 458-7858 ve değinmiş olduğumuz gibi kalp damar cerrahi Profesör Doktor Ömer Faruk Doğan hocamız, konuğumuz. Hoş geldiniz hocamız. Hoş bulduk. Günaydın. Hocamız diyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Hocam sizi biraz tanıyalım. Evet. Ankara Tıp mezuniyet. Evet. Mezuniyetten sonra Hacettepe Üniversitesi'nde erişkin kalp damar cerrahisi ihtisası bitirdik. Evet. Ardından çocuk kalp damar cerrahisi spesifik programı vardır. Evet. 4 yılda onun ihtisasını yaptık. 2. ihtisası da bitirdikten sonra hem çocuk kalp
hem normal. Aa hocam bakın ben bunu bilmiyordum mesela. Öyle mi? Keşke bununla ilgili o zaman çocukla ilgili de böyle sorular falan hazırlardım. Tabii onları da konuşalım. Ama gerçi o kadar çok uzun sorularımız var ki sohbetlerimiz uzun geçeceğini düşünüyorum. Evet. Bir de Türkiye'nin ilk genç. Evet, şimdi bizim hani bilimsel alanlarda dünyada yani uluslararası düzeyde bizim bazı meetinglerimiz, toplantılarımız, araştırmaların sunumlarının olduğu programlar vardır. Evet. Bu programlardan ikisinde en genç araştırmacı bilim ödülünü alarak Türkiye'ye getirdik. Siz getirdiniz. Evet. Evet. Ay evet. Çok teşekkür ediyoruz o zaman Türkiye. Evet. Ödüle layık bulundu. Birisi Kanada Kalp Çevresi Derneği, birisi American Heart Association dediğimiz Amerikan Kalp Birliği Derneği'nin ödülleri. Onları aldık. Buraya getirdik. Başarılarınızın devamını diliyorum hocam. Yani ben size profesör doktor olarak tabii ki tanıtıyorum ama ekrana da tabii ki TVA ekranlarına da siz yabancı değilsiniz. Daha önce de programa konuk olmuşsunuz. Tabii. Peki hocam bu arada Profesör Doktor Ömer Faruk Doğan Seyhan Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapmaktadır. Evet devam ediyoruz sizi tanımaya hocam. Seyhan Uygulama'dasınız. Daha sonra Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne tayinimiz gerçekleşti klinik şefi olarak. Evet. Yaklaşık 7 yıldır burada hizmet veriyoruz. Kliniğimiz hem erişkin hem çocuk kalp ameliyatları ve tanısı konusunda üst düzey bir kliniktir. Şöyle de söyleyeyim, rakamlarla konuştuğumuz zaman da Türkiye'de en fazla girişimsel işlemlerin ve kalp damar sistemiyle ilgili ameliyatların yapıldığı iki ya da üçüncü sırada ismi geçen hastanedir. Evet. Peki hocam yani şimdi hem kalp damar cerrahi hem de çocuk kalbi. Bunu ben bilmiyordum. VTR'de özellikle bilseydim, özellikle bu konularla ilgili de değinirdim. Sevgili Ömer Hocam, kalp hastalığı nedir? Bunun bir açılımına yapabilir miyiz? Şimdi kalp hastalığı nedir? Kalp hastalığı önemli bir problemdir. Bunu bütün toplumumuz artık bilmekte. Kalp damarlarıyla ilgili herhangi bir sorun olduğunda, ki bu genellikle bir daralma sistemidir. Bu olaydan sonra kalp pompa fonksiyonunu yavaş yavaş kaybetmeye başlar. Hastada da değişik semptomların olduğu bir durumu ifade eder. Evet. Yani kalbi besleyen damar sistemi kendi isteği kadar kanı alamaz daralmadan dolayı. Kalp fonksiyonu yavaş yavaş azalır. İskemi ve enfarktüs dediğimiz problemlere kadar yürüyen bir olay vardır, basamak vardır ve bundan sonra kalp fonksiyon olarak çalışması, yapması gereken işi giderek azaltmaya başlar. Ve hayati tehdit edici sürece gelmeye başlar. Bunların totaline birden kalp hastalığı denir. Damar hastalığı. Kalp damar hastalığı bunun totemi. Peki kalp damar hastalığının bu az önceki kan dolaşımının haricinde yani bir kalp hastamız değil de bir vatandaş kalp damar hastası olduğunu nasıl anlayabilir? Belirtiler nelerdir? Şimdi yapılan bir sürü çalışmalar var. Hem Türkiye'de hem de dünyada da var. Türkiye'de de 2015-2020 arasında kalp damar rahatsızlığını önleme, kalp damar rahatsızlık risklerini önleme, yaşlıların daha sağlıklı yaşlanması konulu bir takım araştırmalar, bir takım programlar geliştirilmeye çalışıldı. Evet. Uzun süredir ciddi bilim adamlarının üstünde çalıştığı bir konu. Yaklaşık %37'lik bir nüfus grubumuz maalesef ölüm sebebi olarak kalp damar sistemine bağlı rahatsızlıklardan meydana geliyor. Evet. %27'lik grubu da onkolojik dediğimiz kanserle ilgili tedavi edilemeyen bazı hastalıklarla ilgili ölüm sebebi. Dolayısıyla birinci derecede gelen erkekli kadınlı birinci derecedeki sebep kardiyovasküler sistem dediğimiz hastalıklara bağlı ölümler veya sakat kalımlar bunu ilgilendiriyor. Şöyle söyleyeyim, Türkiye genelinde yapılan, Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde yapılan bütün bu programlar kalp damar sistemi hastalıklarını önleme, preventif hekimlik, olduğu zaman tedavisinin yeterli ve düzeyli olarak yapılması ve daha sonra da sağlıklı yaşama döndürülüp üreten insan pozisyonunda tekrar durumunun devam ettirilmesi. Bütün protokol ve bütün planlama buna aittir.
Evet. Durumun en büyük. Peki hocam, damar sertliği bir damar tıkanıklığı mıdır? Yani hani kimilerinde damar sertliği var diyor ama her damar sertliği bir damar tıkanıklığı mıdır? Hayır. Damar sertliği demek tıkanıklık anlamına gelmez. Damarlar 3 katmandan oluşur. İçerideki katmanda ciddi bir problem olur. Evet. Lümeni, yani oradaki kanın geçtiği lümeni daraltan bir olay %50 ve üstündeyse ciddi daralma var anlamına gelir. Bu illa kalbin damarının içerisinde olacak bir plak değildir. Damarın duvarında da olabilir. Eğer damarın duvarında olursa damar tıkanıklığı olmadan bir kardiyovasküler sistem hastalığından bahsederiz. Ya, tıkanıklıkla sertlik farklı. Sertlik daralma oluyor. Tabii. Tıkanıklık zaten herhangi bir damarın, yani bu sıradan bir meyvenin ya da hani meyvanın bile bir damarı vardır. Orada herhangi bir orta noktada bir mikropi olay oluşuyor. Orada bir tıkanıklık. Bu bildiğimiz tıkanıklar. Yani sertlikle tıkanıklar çok farklıdır. Peki olarak damar sertliğinin riskleri nelerdir? Damar sertliğinin riski de şudur. Damar sertliği, damarın bir elastikiyeti vardır. Evet. Yani damar kendisine gelen kanı belli bir flow'daki kanı alır ve belli bir elastikiyetle, belli bir basınçla mikrovasküler sahaya dağıtır. Damar sertliği olduğu zaman bu yavaş yavaş kanın mikrokapiller sahaya dağılımında problemler yaratmaya başlar. Her hastada da değildir bu. Kimi hastalarda vardır. Semptom da vermez. Buna biz arteriosklerozis deriz. Öbürü aterosklerotik damar tıkanıklığı hastalığıdır. Bu damar sertliği hastalığıdır. Evet. Farklı antitedir. En tehlikeli olan damar lümenini ilgilendiren tıkanıklık, darlık ve tıkanıklıklar durumudur. Anladım. Peki hocam, kalp damar hastalığı hangi testlerle teşhis koyulabiliyor? Evet, yani neler yapılabiliyor? Şimdi tabii bize hastalarımız çok hani çeşitli sebeplerle gelebiliyorlar. Evet. Gelen yaş gruplarımız vardır. Bu yaş grupları 18 yaşın üstünden ele alırsak 18-30 yaş, 35-45 yaş, 45 yaş. Peki bir çocuk mesela günümüzde ve geçmiş yıllara da bakacak olsak bir çocukta kalp ameliyatı oluyor. Onda peki teşhisler falan koyulmuyor mu? Direkt ameliyat mı oluyor? Şimdi bu çocuğu yaş şöyle. Yaş sınırlama deyince 18. Şöyle söyleyeyim. Bir takım konjenital rahatsızlıklar vardı. Bu konjenital rahatsızlıkların ilk ilgilendirdiği yer kalp damar sistemidir. Mesela evet. Kawasaki dediğimiz bir hastalık vardı. Daha çok Japonlarda gözüken. Türkiye'de var mıdır? Vardır. Evet. Mesela ailevi hiperkolesterolemi vardır. Kolesterol miktarı 1500-2000-3000 düzeyindedir. Evet. Bunlar da erken dönemde kalp damar rahatsızlığı yaşayabilirler. Yani literatürde 4 yaşında, 5 yaşında bypass yapılan damar tıkanıklığı nedeniyle hastalarımız da mevcuttur. Ama onlar daha nadirdir. Sebep biraz daha değişiktir onlarda. Kan yağı yüksekliği çok fazladır. Bir. Ya da konjenital olarak, yani genetik olarak bir hastalığa sahiptir. Anladım. Oranlar düşük. Peki o çocuklardaydı. Peki hangi teşhisler, hangi testlerle teşhis koyulabiliyor? Şimdi, onu konuşuyoruz hocam. Testleri iki durumda ayırmak lazım. Tabii öncelikli olan hastanın gelme şikayetidir. Gelme şikayetleri genellikle değişik yaş gruplarında farklı olmakla birlikte kalpte ritim bozukluğundan, göğüste yanma hissine, göğüs ve sırta bağlı ağrıdan çene ağrısına kadar değişir. Çene ağrısı. Çene ağrısıyla gelen hastalarımız bile var. Diş hekimliğine gider, çözüm noktası bulamaz. En son araştırmalar kalp damarlarında tıkanıklığı gösterir. Böyle ekstrem vakalar. Geçen bir programda bununla ilgili hani buna benzer bir diş ağrısı bile bir kalpten de gelebilir. Doğru. Deniyordu. O zaman bütün vücudun tüm organları aslında kalbe mi bağlı? Kalbin sinirsel sistemi vardır. Geniş bir sinir ağı vardır. Yani Allah yaratırken öyle güzel yaratmış ki bu sistem herhangi bir rahatsızlık yaşadığında bu sistemin semptomlarını
diş ağrısı şeklinde de verir, kol ağrısı şeklinde de verir, göğüs ağrısı şeklinde de verir. Her türlü şekilde şey yapabilir. Peki hocam, kalp damar tıkanıklığı hangi sebeplerden dolayı oluşuyor? Evet. Yani nelerden dolayı gündeme? Zaten şu an günümüzde birçok hastalarınız vardır, biliyorsunuzdur. Birazdan o konuya da gireceğim. Kalp ameliyat çeşitleri de varmış. Burada tabii, onu da açılımını yapacağız. Tabii. Bu nelerden dolayı bu kalp damarları tıkanıyor? Hani beslenmeden dolayı mı? Günlük yaşamdan dolayı stres, üzüntü, şeker, tansiyon, bunlar hepsi buna bağlanabiliyor mu? Bunlarla evet, ilgili bilgi güzel alalım. Güzel söylediniz. Yani soruyu sorarken cevabı da vermiş oldunuz. Hayır hocam. Yani o konuları da gireceğim. Bunlar bile etki yapabiliyor mu? Şimdi baktığımız zaman, evet, baktığımız hocam, zaman yani ameliyat ettiğimiz, anjiyo yaptığımız, stent yapılan falan vesaire hasta gruplarına baktığınız zaman bunların 45-50 yaş ve üstünde olduğunu görüyorsunuz. Bunların risk faktörü sedanter hayat önemli bir risk faktörüdür. Hareketsiz hayat. Hareketsiz. Diyet beslenme bozuklukları vardır. Fast food gıdalar vesaireler, bunlar çok büyük risk faktörleridir. Diğer bir faktör sağdan soldan elde edilen bilgilerle hayatı düzenleme olayına girmeye çalışır bazı hastalarımız. İnternetten aldıkları bilgilerle, sağdan soldan aldıkları bilgilerle yanlış uygulamalar olur. Buna bağlı bir takım problemler vardır. Tütün içici de önemlidir. Özellikle bizim bazı hastalarımız günde 2-3 paket, 4 pakete kadar sigara içenler var mesela. Bunlar önemlidir. Diğer bir faktör hastalarımızda sordu, genetik faktör var mıdır? Evet, kimi hastalık gruplarımıza baktığımız zaman, yani tanı konulup ameliyata giden, stent takılan hasta gruplarında annesinde, babasında o soru vardı bende hocam, öyle, biliyor musunuz? Bu arada cevaplamış böyle, oldunuz. Böyle problemler, yani bu problemi de onlar arasında saymak mümkündür. Ama en büyük risk tütün içiciliği, sedanter yaşam, yanlış beslenme. Peki hocam, kalp damar tıkanıklığı ameliyatsız tedavi edilebiliyor mu? Ameliyatsız tedavi, şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim tabii kriterlerimiz var. Evet. Biz hastalara hem tanısal yaklaşımı hem tedavi yaklaşımını bilimsel çerçeveler içerisinde yapıyoruz. Şöyle ki, bir hasta semptomla geldiği zaman, yani kalp krizi riskiyle veyahut da anjina dediğimiz göğüs ağrısıyla geldiği zaman ilk yaptığımız iş bu hasta için rutin tetkiklerdir. Nedir bu rutin tetkikler? İlk geldiği zaman kanda bazı enzimlerin yükselip yükselmediğine bakarız. Evet. EKG değişikliğine bakarız. Bu ağrının ne kadar sürdüğüne, lokalizasyonuna bakarız. Bunlar eğer belli bir yere oturuyorsa bizim kıstaslarımızda, bu hasta için artık gold standartlar vardır. Non-invaziv dediğimiz eko ile bakar, kalbin fonksiyonlarının yerinde olup olmadığına, kalp yapısına vesaireye bakarız. Onları da geçtikten sonra hasta kardiyoloji anjiyografi ünitesine alınır. Anjiyografi bizim altın standardımızdır. Yaklaşık 15-20 dakikalık bir lokal anestezi şeyiyle, tanısıyla kalp damarına rahatsızlık var mı yok mu, derecesi nedir ne değildir, onun tespitini yaparız. Yaptıktan sonra böyle bir şeyi karar veriliyor. Karar ondan sonra kesinleşir. Peki hocam, günümüzde şu an anjiyo ilerlemiş sanıyorum. Yani oldukça. Oldukça derken bu ne şimdi, kadar doğru? Koltuk altında 6 saniyelik bir anjiyo varmış şu an. Şöyle söyleyeyim size. Şimdi hani biraz önce söylediğim gibi kalp anjiyografisi normal standart anjiyografi altın standart ise de bizim ben Hacettepe'de çalıştım. Hacettepe'de multidedektör dediğimiz, multislice dediğimiz bir koroner anjiyografi olayı var. Evet. Atar damara girmeden toplar damardan kalpteki damarların yapısını, anomalisini gösteren özellikle spesifik bir sistemdir. Altın standart kabul edilmese bile spesifitesi %93-94'lere kadar uzamaktadır. Yani atar damara girmeden anjiyografi yapabiliyoruz. Evet. Bu hasta grubu daha riski daha yüksek olan, müphem şikayetleri olan ama risk faktörleri olan hastalar. Eğer orada herhangi bir sıkıntı yaşarsak tekrar zaten gold standart dediğimiz koroner anjiyografiye tekrar geçiyoruz. Ama bu bize bir bilgi veriyor. CT anjiyografi dediğimiz non-invazivdir bu. Evet. Yapılır, 2-3 dakika içerisinde yapılır, hasta taburcu olur. Herhangi bir sıkıntı yoksa, herhangi bir bulgusu yoksa.
Diğer anjiyografi şöyle bir iyileşme yapıldı. Kol damarlarından yapılabiliyor. Kol damarlarından yapıldığı zaman da tabii onların bazı şeyler var, özellikleri var. Daha ince bir kateter kullanılıyor. Ancak onun için hastanın kol damar anatomisinin normal olması gerekiyor. Evet. Gerekiyor. Fakat standart uygulama kasık damarından yapılan anjiyografi en şeyi. En sağlıklı aslında o mu oluyor? Yani sağlıklı, şöyle söyleyeyim, en sağlıklısı traditional dediğimiz geleneksel olandır. Şu ana kadar da onun daha üstü yoktur. Doğrudur. Kas olayında. Kasıkta. Evet. Peki az önce o konuya değiniyordum. Hocam kalp ameliyatı, özellikle burada kalp hastalarını özellikle belirtelim. Kalp ameliyatı çeşitleri varmış. Hı hı. Bunlarla ilgili bir açılım yapabilir miyiz? Kaç çeşit kalp ameliyatı var? Şöyle, kalp kaslardan, onları besleyen damarlardan, kalbin evet. içerisindeki yapılardan, bölmelerden ve kapaklardan oluşur. Bu saydığım 5 grubun ameliyatı da mümkündür. Şimdi bir bypass ameliyatı olan ya kalp damarı değişiyordur? Damar, evet. Damarı değişiyor değil, damar yerinde duruyor esasında. O bize de soruluyor. Biz orada kalbi falan dışarıya evet, çıkartmıyoruz. Evet hocam, onu soracağım. Yani genelde durur. Kalp ameliyatı olanlarda özellikle ayaklardan alınıyormuş. Bacaklardan damarlar alınıyormuş. Bacaklardan da alınır. Evet. Kol damarları kullanabiliyoruz. Göğüs damarını daha çok sık kullanıyoruz. Göğüs damarını. Göğüs damarlarını kullanıyoruz. Her iki göğüs damarı da kullanılabilir. Kol damarları yine atar damar olduğu için kullanabiliyoruz. Bizim kliniğimizde de bu var, evet. mevcut. Genç hastalarda özellikle bunu yapmaya gayret ediyoruz. Yani bütün o damar sistemini, toplar damar, bacaktan alınan toplar damarla değil, full arteriyel dediğimiz tamamen atar damardan yapmaya gayret ediyoruz. Başarı şansımız %98-99'a kadar çıkar. Hı. Bazı hastalarımız biraz daha risklidir ve kalp kapağıyla beraber bypass ameliyatı gerekebilir bu hasta grubuna. O zaman süreç biraz daha uzuyor, risk biraz daha artıyor ama evet. başarıyla kliniğimizde bunları da halledebiliyoruz. Peki Ömer hocam, şunu soracağım ben. Anjiyo sonrasında herhangi bir hastanıza kalp damarının tıkanıklığını teşhis ettiniz, çıkardınız CD'de. Bunda kaç damar tıkanıklık olduğu zaman hemen ameliyat öneriyorsunuz? Ya da diyelim ki kalpte kaç damar var? Bir kalbin içinde kaç damar oluşuyor? Bu damarların içerisinde kaç tanesi tıkanık olursa hemen anjinin hemen sonrasında ameliyat evet. öneriyorsunuz. Bunlarla ilgili bilgi alalım. Şimdi standart bilgi şudur. Kalpte 3 tane damarımız vardır. Ana damar. 3 tane. Bu ana damarda %50'den fazla daralma varsa, evet. sol kalp fonksiyonlarında da bozulma başlamışsa bu hastaya girişim yapıyoruz. Bypass ameliyatı. Bypass ameliyatı. Eğer bu hastalık çok yaygın değil, lokalize ise stentleme, balonlama da yapılabiliyor. Zaten anjiyo yapılanların, yani semptomatik olup da anjiyo yapılanların yaklaşık %10 ila 12'si bu tür bir işleme tabi tutuluyor. Peki kalp ameliyatı genelde bu halkımızın dilinde, ben bile bir annemin kalp ameliyatı olurken günlerce internetin başında sabahlara kadar, hocam kalp ameliyatının riskleri nelerdir? Kalp ameliyatı riski var mıdır? Böyle bir panikle bir bilgileri okuyordum ama çok şükür Allah'ımıza öncelikle Allah'a şükürler olsun. Sonra da siz değerli hocalarımıza binlerce şükür annem sağlıklı bir şekilde bypass ameliyatı oldu. Ama bypass ameliyatı korkanlar vardır, olmaktan korkanlar vardır ve bir riskleri vardır. Riskleri nelerdir? Şimdi riskleri şöyle riskler söyleyeyim. Teknoloji yani aslında çok ilerledi. Şu an risk olayı da azaldı değil riskimiz mi hocam? Riskimiz oldukça düşük. %0.8-1.7 oranlarında. Bu Amerika ile olan risklerimizle aynı orandadır. Bu %1-1.5'luk risk dediğimiz ölüm riskimizdir. Fakat diğer taraftan ameliyattan sonra gelişen bir akciğer rahatsızlığı varsa hastanın ameliyat öncesi, o biraz sıkıntıya sokabilir hastayı. Nekaat dönemini uzatabilir. Yine kalp damarlarında hani enfarktüs yemiş bir kalple enfarktüs yememiş bir kalp arasında fark vardır. Kalp fonksiyonları ameliyata girdiğimizde bozuk olmayan, düşük olmayan hasta grubu daha erken nekaat dönemine kavuşur. Evet. Daha fazla şey yapar. Riski daha düşüktür. En fazla başımıza gelen olay akciğer fonksiyonlarında bir düşme olabiliyor. Felç riski çok çok düşüktür.
mide bağırsak problemleri yaşayabilirler. Ameliyattan sonra kognitif bozukluklar dediğimiz hastanın böyle daha önceki kognitif fonksiyonlarının mesela değişebildiğini görüyorsun. Uyku evet. bozuklukları çekebildiği, yeme içme alışkanlıklarının değişebildiğini görüyorsunuz. Temel şeyler bunlar. Ameliyattan sonra değil. Karakter huy değişikliği oluyor mu gerçekten? Yaklaşık bir ay, bazı hastalarda bir ay kadar olur. O da anestezi etkisinden sonra dolayı. Sonra düzelir. Tam sebebi belli olmamakla beraber biz kalp ve akciğeri durdurduğumuz için akciğer şeyde belli bir basınçta bir makineye bağlıyoruz hastalarımızı. Evet. Onunla hastanın beslenmesini şey yapıyoruz, sağlıyoruz. Ona bağlı bir takım medyatörler falan bunlarla etkili oluyor diye söyleniyor ama çok fazla bir şey değil. Bu geçici bir durumdur. Peki hocam evet. her kalp krizi geçiren hastalarda yani kalp kriziyle acilen gelen hastalar vardır. Hı. Ona anjiyo yaptıktan sonra hemen kriz eğer ilerlemişse hemen kalp ameliyatı öneriyor musunuz? Hayır. Ya da onu, hangi evrelerden evet, sonra? Evet, hayır. Şimdi akut krizle gelen hastaya yaklaşımlarda ilk 6 saat, 4-6 saatte evet. bypass endikasyonumuz olabilir. Nasıl olabilir? Kalp giderek bozulan bir yapı oluyor. Evet. Hastanın tansiyonunu kontrol edemiyorsunuz. Ritim problemleri meydana geliyor. Bu hastaya acil ameliyatı alabilirsiniz. Fakat bunlar da risk biraz daha yüksektir. Evet, yüksektir. Bunları eğer ilk 4-6 saatte yakalayamazsanız, ki benim vakalarımda 16-18 saate kadar akut MI dediğimiz durumlarda cerrahiye alıyoruz. Bunu belli bir süre bekletmekte fayda var. Hastanın hayati evet. riskini düşürebildiğiniz ve yok edebildiğiniz sürece. Bunlar zaten yoğunlukla takip ediliyorlar. Öyle apar topar hemen ameliyata alınacak hasta grupları çok çok nadir hasta gruplar. Yani binde 2-3'lük bir hasta grubudur. Bu peki bu. Hocam kalp ameliyatının yaş sınırlaması var mıdır diyeceğim yok. Ama az önce bunun bilgilerini verdiniz ama genelde yoktur ama gençlerde ve çocuklarda çok nadir mi oluşuyor? Yaşlarda daha çok. Gençlerde ve çocuklarda daha nadir bir hastalıktır. Müdahale gerektiren hastalıklar yaşlı gruplarda biraz daha fazladır. Ama 90, 91, 92 yaşına kadar hastalarımız. Peki hocam buradan şeyi bağdaştıracağım. Kalp hastalıkları dediği zaman şimdi yüzdelemesine baktığımız zaman siz erkeklerden daha fazla biz kadınlarda kalp hastalıkları, damar rahatsızlıkları daha çok oluşuyor. Bunun nedenleri yani yüzdeleme bakıldığı zaman kalp rahatsızlığı, kalp damar rahatsızlığı hastalığı erkeklerden fazla kadınlarda var. Bu nedendir? Sebebi. Şimdi şöyle, erkekler daha önce kalp damar rahatsızlığı daha fazlaydı. Bayanlarda daha azdı. Evet. Daha sonra bu dediğim sedenter hayat, yeme içme alışkanlığındaki değişiklikler, evet. genetik bazı faktörler falan vesaire. Kadınlar erkekleri yakaladılar. Ama daha fazla değiller. Şu anda ameliyat ettiğimiz hastalara baktığımız zaman cinsiyet sayılarında oranlamalarda çok fazla bir fark yok. Yani hemen genelde hemen kadınlar hemen diye hemen ben aynı. Hemen hemen aynı. Bunları ben araştırdığımda genelde etrafta da gördüğümde kadınlarda daha çok var. Genç, aslında beslenmeden dolayı da düşünüyorum. Genç erkeklerde, genç bayanlara, aynı yaş grubundaki bayanlara göre biraz daha az, biraz daha fazla görüyoruz erkeklerde. Ama yaş ilerlediği zaman bayanla erkek arasındaki fark çok fazla değil. Çünkü bayan hastalarda da biliyorsunuz bu risk faktörden şeker hastalığı, sedanter hayat, evet. Ve beslenme alışkanlıkları vesaire olduğu için giderek arttı erkekleri yakaladı. Peki hocam az önce de o soruyu soracaktım ama o kadar çok hı-hı. bu konularda çok iyisiniz, o kadar çok güzel bilgiler veriyorsunuz ki soruyu soruyla cevaplıyorsunuz ve cevabın arkasında az önce soruyu soracaktım, hatta dedim ki hocam hı-hı. bunu da soracaktım. Yani bir tansiyon gibi, bir şeker gibi kalp hastalığı da genetik midir? Aileden gelebilir mi? Yani karşıdaki vatandaş sigara kullanmıyordur. Çok sağlıklı besleniyordur. Sporunu yapıyor ama fakat kalp hastası. Şimdi ben şunu yani onu şuna da bağlıyorum. Aile içerisinde yeme içme alışkanlıkları, sedanter hayat dediğimiz vesaire bunlar ortak özelliklerdir. Bunlar ortak özellikler olduğu için diyabeti ve tansiyonu getirecek olan bu alışkanlıklar bütün aile içerisinde ortak olduğu için evet. aynı ailede kalp rahatsızlığı, tansiyon, şeker çıkma olasılığı biraz daha fazla oluyor. Yani bir anne baba eğer normal bir yaşam
kalitesi de devam ediyorsa, daha dikkatli gidiyorsa ebeveynler, çocuklar da buna uyduğu için bunlar da risk biraz daha düşük oluyor. Evet. Düşük oluyor. Ama anne bebe mesela obezite var, belli bir beslenme alışkanlıklarında kötülük var, sedanter hayat vesaire var. Bu çocuklarda anne babalarıyla paralel bir şekilde şey yapılabiliyor. Tansiyon ve şeker hastalığı meydana gelebiliyor. Zaten günümüzde en fazla işte obezite dediğimiz durumdan dolayı diyabetin olma şekli. Yani şeker, tansiyon da tabii ciddi bir oranı ulaştı Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanlar. Peki şu konuyu özellikle kendimle ilgili değineceğim, bilgi almak istiyorum. Şimdi kalp hastalığı çeşitleri var. Kalp damar sertliği, damar tıkanıklığı. Peki hocam, kalp ameliyatı çeşitleri derken bazı çocuklarda doğuştan kalbi delik oluyor. Oluyor. Bu zamanla kapanıyor. Kapanmayanlar da oluyor. Ona ameliyat öneriyor musunuz? Ya da kalp delik olmasının ne gibi tehlikeleri vardır? Kapanmasa bile hani bir ölüm riski var mıdır? Riskleri var mıdır? Ya da çok acil ameliyat deliğe göre mi teşhis ederek ameliyat öneriyorsunuz? Ya da ilaç tedavisi mi öneriyorsunuz? Bunlarla ilgili bilgi alalım. Genelde çocukken özellikle şu an anne olan izleyicilerimiz vardır. Ve birçok vakalarla ben böyle karşılaştığım çevremsel olarak arkadaşlarımız da var. Çocuklarında doğuştan bir kalp delikliği var ama ona çok panik ediyorlar. Yani doktor ilaç tedavisi demiş ama çok panik ediyor. Bunlarla ilgili bilgi alalım. Şimdi şöyle, Türkiye'de her 12 bin doğumdan birinde kalp rahatsızlığı olan çocuk doğumu gerçekleşiyor. Evet. Bu kalp rahatsızlığının değişik türleri vardır. En basiti bizim PDA dediğimiz, akciğerle ana arter damar arasındaki küçük bir yol açıklığıdır. Bu kendiliğinden kapanabilir. Evet. Diğeri ASD dediğimiz, PFO dediğimiz kulakçıklar arasındaki deliklerdir. Bunların bir kısmı takip edilir, bir kısmı ileride kendiliğinden kapanır. Karıncıklar arasındaki delikler eğer 0,5 milimin üstünde ve daha fazla büyükse, evet, ve lokalizasyonu da yukarı bölüm dediğimiz üst bölümdeyse bunların kapanması zordur. Ve bunların kapanmaması, yani bunların en büyük riski sol taraf kalpten sağ taraf kalbe bir basınç, bir kan akımı meydana getirir. Çocukta erken dönem kalp yetmezliği belirtileri, beslenme bozukluğu, büyüme gelişmeme, çocuk eğer okul dönemindeyse erken yorulma, morarma şikayetleri olur. Kalp delik olunca morarma ve yorgunluk oluşuyor. Erken yorulma, morluk. Kalp sarfıntı, yetmezliği de oluşabilir kalp mi? Kalp yetmezliği de oluşabilir. Kalp yetmezliği oluşabilir. De oluşabilir. Hocam bir kısa bir reklam arası veriyoruz. Birazcık para kazanalım. Sevgili TVA izleyicileri, kalp damar cerrahi Profesör Doktor Ömer Faruk Doğan'la sohbetimiz, söyleşilerimiz devam edecek. Ekran başından ayrılmıyorsunuz. Telefon numaramızı tekrar ediyoruz. Alan kodumuz 0322 458 78 58. Kısa bir ara, tekrardan buradayız.
anda Karataş bir belediye gördü. Daha önce bir belediye miydi, köy müydü hiç belli değil. Ve çok çok memnunuz, çalışmaları anca bu kadar olur. Evet, çok memnunuz çalışmalarından dolayı. İleriye götüreceğini de düşünüyoruz. Karataş başkanımızla memnunum. Allah işi gücü rahat gelsin. Çünkü Karataş öyle bir temizlik görmedi. Bu belediye başkanı gibi dünyada çalışıyor. Benim ilkelerim doğruluk, şeffaflık, dürüstlük, sorgulanabilirlik, hesap verebilirlik. Ben o derece şeffafım. Hayalinizdeki işi kurmadan önce Nurs Lokman Hekim'e danışın. Nurs Lokman Hekim halka açılıyor. %100 yerli sermaye, %100 Anadolu'yuz. Çukurova'nın bereketli topraklarından kazandığımızı, soframızın bereketini yine bu toprağın insanına açıyoruz. Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen bitkilerin mucizesine inandık, yeniden sağlıklarına kavuşan insanların yüzündeki gülümsemeyi gördükçe daha çok çalıştık. Şimdi bitkilerin bu gücünü girişimci ruhlu insanımızla paylaşma zamanı. Uluslararası standartlarda yüzlerce ürün çeşidi, binlerce şifalı gıda takviyesiyle Edirne'den Kars'a, Pekin'den Washington'a, Dubai'den Arabistan'a Türkiye'nin gururu Nurs Lokman Hekim, şimdi de işsize, öğrenciye, emekliye, dul ve yetimlere bayilikler veriyor. Adana'da yemekçilikte bir marka Hisar Tuncer Yemek Hizmetleri, düğün, cenaze, fabrika, okul, catering ve toplu yemek hizmetlerinde 4 saat içinde yemekleriniz hazırlanır. Hisar Tuncer Yemekçilik, hijyen, uygun fiyat ve dürüstlük temel ilkemizdir. Hisar Tuncer Yemek Hizmetleri, irtibat 435 12 49 435 12 49, GSM 0541 320 01 70. Geleceğim.
başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyun durup duramayacaksınız. Biz bir ölürüz. Evet sevgili TVA izleyicileri, birazcık paracıklar kazandık. Reklamlarımızın hemen ardından, hemen akabinde Seyhan Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin kalp damar cerrahi Profesör Doktor Ömer Faruk Doğan hocamızla da sohbetimiz devam ediyor. Bu arada sorularımız gelmiş. Sorularımızdan önce tekrardan hatırlatalım. Her zamanki gerçi bir sloganım var. Her nerede her kimse hiç önemli değil. Unutmayın bizler sizden biriyiz. Burada bizi şu an izleme imkanı, televizyon ekranda izleme imkanı yoksa dinleyicilerimizin web site adresimiz, internet adresimiz www.tva.com.tr'den de bizlere ulaşabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Telefon numaramız, canlı yayın telefon numaramız 0322, alan kodumuz 458-7858. Sorularınız için de yine 0322, alan kodumuz 458-7858. Hocam bu arada sorularımız gelmiş mola esnasında. Hı hı. Merhabalar, göğsümün ortasında kalbime yakın olan yerde nefes alırken bıçak batar gibi bir batma var. Hı hı. Birkaç gündür çok fazla olmaya başladı. Sizce sorun nedir? Ne yapmalıyım? Mersin'den Mehmet Bey. Mehmet Bey yaşını yazmamış herhalde. Yok, yazmamış. Yazmamış. Şimdi Mehmet Bey 50 yaş ve üzerindeyse bu batma çok tek başına önemli değildir. Ama batmayla beraber olan bir göğüste yanma hissi oluyorsa, göğüste evet, bir baskı hissi oluyorsa, yürüyüşü sırasında dinlenme ihtiyacı hissedip dinlenme sırasında geçiyorsa, evet, bu hastaya mutlaka bir ileri tetkik yapmak gerekiyor. Evet. Nasıl bir ileri tetkik? Bu direkt anjiyo falan değil. Bizim yürüme testlerimiz var, efor testi dediğimiz. Onu yaptırabiliriz. Bir EKG yaptırabiliriz. Bunlar çok fazla zaman alan, çok fazla efor sarf ettiren bir olay değildir. EKG'de de çıkıyor değil mi hocam bunlar? EKG'de bazı önemli bilgiler alabiliyoruz. Mesela geçmişteki yaşadığı kalp krizi, diyelim ki bir göğüs ağrısıyla geliyor. Bir gün öncesinde kendince yaşadığı bir kalp krizi bile görebiliyorsunuz değil mi? Yani siz kendinizce bir kalp krizi geçirmişsiniz. Bunu biliyor muydunuz diyebiliyorsunuz hastanıza. Evet, evet. Evet. Yine bir sorumuz daha var. Selam hocam. Kız kardeşim aşırı kiloya bağlı. Akciğer yetmezliği, kalpte yağlanma, buna bağlı kalp yetmezliği, akciğerde de su ve ödem oluşmaları sebepleriyle hastaneye yatıyor. Hmm. Doktorlara göre sanki hastamda umut yokmuş gibi bir his oluştu. Sizce ne yapmalıyız? Teşekkür ediyorum. Saygılar, Hatay'dan Ayşe Hanım. Hasta uğrayabiliyorsa bize mutlaka bir uğrasın.
Yani bunda hem akciğerde bir problem var. Bazı eksik kalan bilgiler olduğunu hissediyorum orada. Bazı netleşmemiş flu bir bilgi olduğunu zannediyorum. Şöyle ki, biraz önce dediğim gibi bir, yani Türkiye'de yapılan araştırma 18 yaş üstündeki gençlerde dahi %3 civarında, 25 yaş üstünde de %3.8 civarında kalp damar rahatsızlığı olma riskimiz var. Evet. Bunun ciddiyeti konusunda aydınlanma sağlamamız gerekiyor bu hasta için. Evet. Bu hasta kardiyoloji ünitesine ya da Adana'ya gelirse bize bir uğrasın inşallah. Herhangi bir problemi var mı? Ciddi bir problemi var mı? Tedavisi ne olmalıdır? Kendisine daha aydınlatıcı bilgi verebiliriz. Arayabiliyorsa da bizi canlı yayında bazı bilgiler sormam lazım. Arayabilir. Evet, Adıyaman'dan bir izleyicimiz yine bir sorusu var. Merhaba. Size bir sorum olacaktı hocam. Kalp ameliyatı oldum. Tahlil sonucunu yazıyorum. Açıklarsanız sevinirim. Yorum. Mitral kapakta fibrodejeneratif değişiklikler var. Kapak açılımı kısıtlı. Sol atrium kavitesi normalden geniştir. Sol ventrikül kavitesi ve sistolik fonksiyonları normaldir. Septum hareketleri semi paradokstur. Aort kökü normaldir. Sağ boşluklar normalden geniştir. Bebek istiyoruz. Gebeliği önerir misiniz? Lütfen anlayacağımız şekilde açıklarsanız çok seviniriz. Çok teşekkür ederiz şimdiden, demiş Adıyaman'dan. Şimdi ben bu soruyu hiç anlayamadım hocam. Şöyle, ben anladım. Evet. Şöyle ki, kalp damarlarının bir kısmı kalpteki kapakların bağlı olduğu kas tabakasını besler. Evet. Bu beslenme bozukluğu onlara sirayet ettiği için kalp kapakçıklarında problem olabiliyor. Bu darlık ya da kaçak şeklinde olur. Kaçak 1 veya 1-2 düzeyinde ise gerekli önlemi almak lazımdır. Evet. Hamilelik, biraz önce introda da gördüğümüz gibi bu durumu, yani buradaki patolojiyi arttırabilir. Bu hasta hamile kalmadan önce kesinlikle ve kesinlikle mutlaka, eğer bize yakındaysa, Adana'da yakındaysa bize uğrasın, tetkikleriyle gelsin. Adıyaman hocam. Adıyamanlı. Bu hasta, orada da eğitim araştırma kardiyoloji bölümleri var. Hamilelikten önce mutlak surette kapaktaki problemin tam tanımının yapılması gerekiyor. Çünkü hamilelik bir over volume getirir. Over volume kalbe yüklenir ve oradaki kapak problemini ileriye doğru götürebilir. Çok önemlidir. Eğer bu 2'nin üstündeyse kalpteki kaçak veya darlık 2 santimetre karenin altındaysa, evet, bu ciddi problem yaratır. Bunu halletmeden hamilelik olursa riski çok fazla. Çok ciddi. Hem bebeğin hem annenin riski var. Peki hocam, buna bağdaşarak ben bir soru sormak istiyorum. Şimdi az önceki aramızdan önceki sorduğum sorulardan bir tanesi damar sertliği, damar tıkanıklığı kalp krizine neden oluyordu. Peki kalp kapaklarında genişleme, kaçaklık olması, bu da kalp krizine sebep olabiliyor mu? Kalp yetmezliğine sebebiyet verir. Kalp yetmezliğine. Evet, sağ kalp yetmezliği bulguları var bu hastada. Evet. O yetmezliği tedavi etmek lazım mutlak surette. Bir sorumuz daha var. Eşim 44 yaşında kalp krizi geçirdi. Buna bağlı olarak beyin oksijensiz kaldı. Bir süre bilinmiyor ama eşim 4 gün sonunda uyandı. Ve şu anda da her şey normal. Ancak geçici hafıza kaybı yaşıyor. Bununla ilgili doktorlar damar açıcı ilaç verdiler. Bu iyileşme süreci ne kadar sürer? Bunun hızlandıracak ilaç tedavisi var mıdır? Ali Bey, İstanbul. İstanbul. Şimdi bu hastamız belli bir kalp atağı geçirmiş. Bu kalp atağından dolayı bir ritim problemi yaşamış. Evet. Ritim problemiyle beraber ya beyne kan götüren ana şah damarımız dediğimiz boyundan geçer. Orada bir problem olduğu için bunu yaşamıştır. Ya da kalpte bir pıhtılaşma olayı olmuştur. Küçük bir pıhtı beyne atmış olabilir. Bundan dolayı olmuş. Hafıza kaybı geçici midir hocam? Hafıza kaybı genellikle geçicidir. Geçici. Ama çok 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 nadir hastada kalıcı olabiliyor. Bunun için hastayla sürekli böyle bir rehabilitasyon, konuşma rehabilitasyonları yapılabilir. Sıkı takip edilmesi lazımdır. Bu hastanın
ilk 2 yıl 6 ayda bir kardiyolojik tedavisi, kardiyolojik muayenesinin yapılması lazımdır. Bir de sürekli şah damarına eğer şey yapılmadıysa, tahlil yapılmadıysa şah damarına bir Doppler ultrason yapılması gerekmektedir. Evet. Bunu yaptırsınlar. Hocam yine bir soru daha var. Ondan sonra benim kendi sorularıma geçeceğim. Çünkü sorularımız var. Sorularla evet, bağdaştıralım. Ben 54 yaşında kilolu biriyim. Kalbimde ritim bozukluğu var. İleri derecede ama bu aradaki doktor güven vermiyor olabilir. Burayı tekrar olayım. İleri derecede ama buradaki doktor güven vermiyor olabilir. Ne yapmamı önerirsiniz? Ramazan 40'lar 50. Şimdi yani doktora güven, doktorum güven vermiyor diyor. Doktoruna sanıyorum güvenmiyor. Sanıyorum öyle bir problem de olabilir ya da patolojisini tam olarak izah etmemiş olabilir. Bu tür şeyler yaşayabiliyoruz. Hastaların bağlı kendinden kalp hastalığı olmadan direkt ritim problemi olabilir. Ritim bozukluğu. Ritim bozukluğu da bir kalp hastalığıdır değil kalp mi hocam? Hastalığıdır. Evet. Kalp hastalığıdır. Bu hastaları biz 7 gün yani 1 günle 7 gün arasında değişen bir Holter grafiği yapıyoruz. Holter evet, grafisinde eğer hastanın tansiyonuyla beraber ritminde herhangi bir değişiklik olmuyorsa herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Bu hastayı takip ediyoruz. Genelde de ilaç tedavisi yapıyoruz. Kalp çarpısı genelde rastladığımız bir problemdir. Bu kimi hastalarda adrenerjik deşarja bağlıdır. Kimi hastalarda psikolojik bazı altta yatan sebepler vardır. Bunları düzelttiğimizde bunların düzeldiğini görebiliyoruz. Ama bazen de kalbin doğmalık ara yolları vardır. Bunların tetiklendiği dönemler vardır. O tetiklendiği dönemde bu çarpıntıyı yaşar. Bu süre yarım saate kadar, bir saate kadar bazen uzayabiliyor. İlaçla tedavisi mümkündür. Ama en tatmin edici şeyi Holter grafisinin önümüzde olup onun ona göre değerlendirmesi gerekir. Hocam yine bir sorumuz daha var. Bununla ilgili yine Hatay'dan geliyor ama tıp dilinde bir yazı var. Ben bu yazıyı inanın hiç böyle dilim sürüşmesini düşünmüyorum. Şu yazıyı hocam bir okuyabilir misiniz? Sonuç olarak. Aortal nezmatik sağ evet, iliyak arter. İliyak arterde stenoz. Bunun açılımı ne? Böyle bir hastamızda. Sonuç, evet böyle bir sonuç gelmiş. Karar açıklama olarak aortada Hatay'dan. Aortada anevrizma dediğimiz. Anevrizma genişleme anlamındadır. Aort damarında bir genişleme var. Bu evet, genişlemenin çapı önemlidir. Erkeklerde bu çap 4,5 santimin altındaysa 6 aylık tetkiklerde 0,1 yani 1 milimetrenin altındaysa büyüme evet, herhangi bir şey yapmadan izliyoruz. Eğer anevrizma çapı 5 santim ve üstündeyse evet, ya da 4,5-5 santim arasında hastaya semptom veriyorsa bunun tedavi edilmesi gerekir. İliyak arterlerde tıkanıklık bacağın kaybıyla ileride bacak kaybıyla sebep olabilecek embolik ya da beslenme hadiselerine gerekli olabilir. Evet. Bu hastaya mutlak surette cerrahi yapılması gerekir. Cerrahi mutlaka bu yapılması gerekiyor. Şeyse, şimdi burada sorularımız devam ediyor. Sorulara devam edeceğim. Hocam benim sorularım varken bir yere kaybolamazsınız yani. Tabii. Şimdi gelen izleyicilerimizden yoğun sorular var. Bu arada telefon numaramızı tekrardan hatırlatıyoruz. Sevgili TV izleyicileri 0322 alan kodumuz 458-7858 canlı yayına da bağlanabilirsiniz. Sorularınızı da yetkili arkadaşlara yazdırabilirsiniz. Sorular gelmeye devam ediyor. Tabii benim de sorum devam ediyor hocam. Kalp yetmezliğinin belirtileri nelerdir hocam? Kalp yetmezliğinde ilk belirtiler nefes darlığı. Çarpıntı. Evet. Tek yastıkta uyuyamama, çift yastık, üç yastık. Bunun geceleyin hepsi bende var hocam. Geceleyin hava açlığıyla uyanma. Bunların hepsi var bende hocam. Şimdi kalp yetmezliği dediğimiz olay birçok olayın beraberinde getirdiği bir olay. Bazıları doğumsal kalp kası hastalığına bağlıdır. Evet. Bir kısmı kalp kası hastalığını daha sonradan geçirmiş enfarktüse, evet, geçirmiş kalp kapak rahatsızlığına bağlı olduğunda burada söylemek lazım. Hı hı. Bu hastalara yapılabilecek primer yaklaşım ekokardiyografi. Anladım. Yani kalbin ultrasonla bakılması, kalp fonksiyonları, kalp kas fonksiyonlarının çalışması ekoyla mutlaka önümüze konmalıdır. Kalp kapaklarında kaçak, darlık vesaire var mı? Bunlar önümüze konulmalıdır. Evet. Eğer bunlar yoksa özellikle bazı tetkikler vardır ileri merkezlerde.
konjenital dediğimiz doğmalık olaylar vardır. Onlar önemlidir. Çok zamanda gözden kaçar. Erken dönemde de tedavisi şarttır. Peki hocam, kalp ameliyatında, yani bu damar tıkanıklığından dolayı, damar değişiminden, kalp kapaklarının değişiminden dolayı kalp ameliyatları olunuyor. Hı. Bu kalp ameliyatının ardından hastalarda kalp yetmezliği oluşuyor mu? Oluşuyor. Oluşuyorsa yüzde oran kaçtır? Neden oluşuyor? Şimdi kalp ameliyatlarından önce kalp fonksiyonu bozuk olan hastalarda, evet, kalp yetmezliği gelişme oranımız vardır. Bu oran %2-%5 arasındadır. Düşük oranda. Düşük oranlardadır. Evet. Kalp ameliyatının iyi geçirmiş bir hastada da 6 ay ile 1 yıl içerisinde kardiyomiyopati, yani kalp kası zafiyeti kendiliğinden yavaş yavaş düzelip normal insan düzeylerine kadar gelmektedir. Bunu biz gözlüyoruz. Anladım. Peki hocam, kalp ameliyatı olan bir hastanız mutlaka ilk etapta kalp ameliyatı olduktan sonra artık sağlığına o kadar çok önem veriyordur ki ilk 2 ay, 3 ay, 6 ay, hatta 6 ayda sürekli kontrollere geldiklerinden dolayı mutlaka kilo vermeniz gerektiğini, işte sağlıklı beslenmek gerektiğini, bunu uyguluyorlar, sonra da uygulamıyorlar. Bunu ben Şekil Ağa'da, annemde de yaşıyorum tabii ki. Bir kalp ameliyatı olan bir hastanız ya da hastalar, burada bizi izleyen hastalar, kalp ameliyatından sonra nasıl beslenmelidir? Bundan sonraki hayatına nasıl devam etmelidir? Bazı insanlar var ki, bazı hastalar var ki, kalp damarlarım tıkanıktı, kalp kapağımda işte genişleme vardı, daralma vardı, kalp kapağım değişti, kalp damar tıkanıklığım gitti, tekrar yeni damarlar, işte 18'i gibi yeniden doğmuş gibi tekrardan bir kalp ama 0 kilometreyim diye düşünüyorlar. Bir kere bunun özellikle bir açılımını yapalım, çünkü bu sefer tekrardan gıdalarına dikkat etmiyorlar, beslenmelerine dikkat etmiyorlar, bu sefer yine tekrar damar tıkanıklığı oluşur değil mi hocam? Kalp ameliyatı yapmak demek, kalp de oluşmaya gelmiş veya süre giden bir problemi bitirmek anlamına gelmez. Evet. Kalpteki problemler devam eder. Ama biz kritik olan taraflara müdahale ediyoruz. Kritik müdahaleler yaptığınız için kalp kası fonksiyonu yerine oturur. Evet. Ameliyattan sonraki yaklaşık 1-1,5 ay sonra ne yapar? Bir nekahat dönemine doğru geçer. Evet. Yaraların iyileşmesi, enfeksiyonlardan korunma, beslenmelerin ayarlanması vesaire konusuna dikkat eden bir hastada bu nekat dönemi daha da kısalır. Evet. Ve bu oluşan durumu devam ettirmek şarttır, elzemdir. Yani bir hasta kilo vermeye devam etmelidir. Bir hasta sedanter yaşamı bırakmalıdır. Ben ameliyat oldum. Evet, yürüyeceksiniz. Tansiyon hastasınız, tuz kısıtlamaya devam edeceksiniz. Yani ben kabaya ameliyat oldum, her şey geçti diye bir şey yoktur. Hayır, kesinlikle. Çünkü kalp ameliyatı yapmak, kalbe müdahalede bulunmak, diğer problemsiz damarların tekrar yıllar boyu problemsiz kalacağı anlamına gelmez. Evet. Natif dediğimiz o damarlarda, müdahale etmediğimiz damarlarda problem ileride oluşabilir, ciddileşebilir. Bunu her zaman akılda tutmak lazım. Biz problemi elde ettik, gördük, hallettik. Evet. Ama bu kalbin diğer kalan kısımlarında kapaktı, diğer normal koroner damarlardı, bunlarda herhangi bir şey olmayacak anlamına gelmez. Bu oluşmuş, burada da oluşabilir. Ha, ne yapacaksınız? Biraz önce bahsettiğim önlenebilir risk faktörleri. Şimdi insan cinsiyeti, efendime söyleyeyim, sabittir. Cinsiyete bağlı risk faktörlerimiz sabittir. Evet. Hastanın diyabeti vardır, sabittir. Tansiyon bazı hastalarda ameliyattan sonra düzelebiliyor. İlaç sayısını 3-4'lerden 1'lere falan indirebiliyoruz. Evet. Bir de kalbi koruyucu ilaçlarımız var, onları veriyoruz. Bu ne? Kalbin kas fonksiyonlarını korumak için. Bütün bunlara riayet etmelidir. Bir başka şey, ilk 2 yıl kesinlikle kontrollerini sık aralıklarla yaptırmalıdır. O zaman kalp ameliyatından sonra, kalp ameliyatından önce daha çok sağlığına dikkat etmeli. Aynen daha öyle. Çok beslenmelerine dikkat etmelidir. Aynen öyle yapmalıdır. Bazı hastalarınız vardır mutlaka değil mi hocam? Yani tabii. Ben 0 kilometre oldum. Tabii. Bundan sonra işte, peki şey diyor mu hocam? Ya ben şu yiyecekleri çok özledim, artık onları yiyebilir miyim diye bir sabırsızlıkla kontrole geldiği zaman bunları biz da soruyorlar genelde mı? Genelde şöyle yapıyoruz. Yani diyet bölümleri var. Diyet bölümüne gönderiyoruz. İlk bir ay çok fazla kısıtlama yapmayız hastaların diyetlerinde. Evet.
çok yağlı yiyecekler. Yasak olan yiyecekleri tekrar size soruyorlar mı, yiyebilir miyiz diye. Soruyorlar. Evet. Biz bunlara bazen kendini ödüllendirme babında yapıyoruz. Bir tane falan diyebiliyorsunuz bir porsiyon diye. Yapmıyor değiliz yani, bunlar yapılıyor. Evet. Hastanın diğer hayatında, idamesinde de bunlar yapılıyor zaten. Evet. Diyetin zaten bir faktörü de odur. Yaşam standartlarını biz kendimiz bir kitapçık halinde kendisine veriyoruz. Buna kesinlikle uyum şarttır. Uyum yapmazsa 2 yıl sonra, 3 yıl sonra tekrar aynı rahatsızlık karşımıza geliyor. Peki hocam, bir sorumuz daha var. Şeker, tansiyon hastası olanlar, mutlaka şeker ve tansiyon hastası olan hastalarımız var, vatandaşlar var. Bu hastalar kalp hastası riski olabilir mi bu hastalarda? Yani şekeri sürekli yükseliyor, tansiyon sürekli yükseliyor. Bunlarda kalp hastalığı olma riski var mıdır, yüksek midir? Şöyle tansiyon söyleyeyim. Ve şeker kalbi tetikler mi? Bunu zorlayabilir mi? Zaten bizim şu andaki en büyük risk faktörlerinden birisi şekerle tansiyon. Evet. Şeker ve tansiyon kalp damar rahatsızlıkları veya damar sertleşmesinin en önemli iki faktöründen birisi. Evet. Bu genç yaşlıda dinlemez. Erken dönemde başlayan bir şeker rahatsızlığı ileriki dönemde çok ciddi rahatsızlıklar yapacaktır. Evet. Bunların mutlaka mümkün olduğu kadar kontrol altında alınması gerekir. Yani ben ameliyat oldum, şeker hastasıyım ama hadi devam etsin, önemli değil, ben diyetimden de şey yapabilirim falan, böyle bir şey yok. Ameliyat öncesinden daha fazla dikkat etmesi de lazımdır. Çünkü yaptığımız iş mucizeler yaratmıyor. Hastayı hayati riskinden koruyor. Bunu da idamesini yapmaya çalışıyoruz. Bunun büyük bir kısmı hastaya aittir. Diğer kısmı doktora aittir. Hocam bu sefer karıştırıyorum hem kendi sorumu hem de gelen sorular. Merhabalar. Yengem 2 kez düşük yaptı ve 3. çocuğu dünyaya getirdi. Fakat bebeğin kalbinde delik olduğu için kaybettik. Şimdi tekrar hamile ve günü geçti. Günü geçtiği için sıkıntı yaşar mıyız diyor. Günü geçti derken? Şimdi tekrardan hamile ve günü geçti. Günü geçtiği için sıkıntı yaşar mıyız? Yani Şey günü geçti, anladım. Şimdi fötal ekokardiyografi diye bir tetik var. Fötal hocam kalp deliğinden dolayı çocuk kaybedilebiliyor mu? Yani hayır, çünkü o çocuğu daha kaybettik başka diyor. Bir olaydır. Öyle yazmış. O biraz çocuğu daha ciddi getirip, bir olaydır. Fakat bebeğin kalbi delik olduğu için kaybettik. Yani delik çok da tehlikeli bir şey değildir. Kalp deliği tehlikelidir ama onun belli prosedürleri var. O deliğin çapının işte 1-1,5 santim olması lazım vesaire vesaire. Şimdi fötal ekokardiyografi yapılmasını öneririz biz bu düşüklü hastalarda. Bir, bir de kadın doğum bölümüne gidip bazı rahatsızlıklar vardır konjenital. Mesela nedir? İşte faktör 5 bozukluğu vardır. Protein C, S eksikliği vardır. Bunlar düşük yapmaya eğilimli kişilerdir. Evet. Bu mutlaka bir jinekoloji bölümüne doğrusu. Yine bir sorumuz var. Selam, ben Kemal. Size bir sorum olacak demiş. Hı hı. Soruyorsunuz zaten Kemal Bey. Kalbim bazen haftalar, bazen de bir gün ağrı yapıyor. Sanki içine iğne vuruluyor. Sizce ne yapmalıyım? Tehlikeli midir? Riski var mıdır? Şimdiden teşekkür ediyorum demiş. İğne batması olayı genellikle genç hastalarımızda olur. Herhangi bir kalp spazmı mı oluyor? Kalp kaslarında ağrı mı oluyor hocam? Daha çok kas ağrısı şeklinde oluyor. Değil bir mi? De göğüs içi bölgesinde rahatsızlar olabilir. Bir de gribal enfeksiyon falan geçiren hastalarda kalbi saran bir zar vardır. Perikardit dediğimiz bir olay geçirir. Perikardit olayında bu batmaları falan görebiliyoruz. Herhangi bir hayat riski olur. Bir de hocam burada şunu özellikle açıklayalım. Bazı hastalarımızda da panik atak vardır. Var. Her bir ağrıyı kalp krizi, kalp ağrısı, kalp hastalıkları diye gelip de sağlıklı bir şekilde çok şükür çıktıkları olmuşlardır mutlaka sizin orada. Evet. Şimdi kalp ağrısı göğsün el hizasıyla 3'te kaçına denk gelir. Yani buradan bir gösterebilir misiniz? Şimdi kimlerin burası ağrıyor? Şurasında bir kalp yoktur. Kalp buradadır diyebiliyorum. Buradaki ağrıyı bir kalp hastalığına ya da bir kalp rahatsızlığına, kalbim ağrıyor diyor. Ben bunu bazen izliyorum, bazen internete bakıyorum, bazen etrafıma bakıyorum. Ebru Hanım kalbim çok ağrıyor ya da Ebru'cum kalbim çok ağrıyor diyor. Şuraya bakıyor, şuraya bak. Ya canım arkadaşım diyorum, kalp burada değil diyorum, kalp burada diyorum. Bunlarla ilgili bir bilgi alabilir miyiz? Göğsün tam ortasında bir baskı hissi olur. Mengene gibi. Göğsü önlü arkalı sıkar. Evet. Hastada bir panik, bir telaş vardır. Bazı hastalarda soğuk terleme olur. Evet. Bu hasta dört dörtlük
kalp hastası olma namzetindeki kişidir. Soğuk bir ter, soğuk terleme, böyle baskı hissi, yürüyorsa durma hissi, öne doğru eğilme durumu vardır ve bir panik anı yaşar. Panik anı daha çok tetikler hocam o zaman. Panik anı da onu tetikleyebilir. Evet. Bu hastalarda şey vardır. Bir de nedir? Hastada risk faktörleri vardır. Bir de nedir? Daha önceden de böyle bir yaşamıştır, olay yaşamıştır. Dinlenmeyle bu ağrı geçer. Genellikle evet. Geçer. Bu hastalarda daha çok risk faktörlerini ele almak lazım. Nokta tarzında ağrı filan tarif ediyorsa bir hasta, bu genellikle kalbe bağlı olan hastalık değildir. Evet. Şimdi bu soruyu aslında cevapladınız hocam az önce ama yine de sormuşlar. Herhalde daha önceki cevapladığınız programa denk gelmemiş izleyicimiz. Merhaba. Anji sonucuna göre stent uygulaması uygun olur mu? Yoksa mecburi ameliyat mı olmam gerekiyor? Diyor. Şimdi üç damar rahatsızlığı varsa hastada, evet. Sol kalpte de fonksiyon bozukluğu varsa bu hastaya bypass öneriyoruz. Bu bir. İkincisi, evet. Üç damar hastalığı olmasa bile diğer damarlardan, yani sol kalbi besleyen iki damarımız vardır. Bunlarda ciddi problemler olduğu zaman, özellikle bizim ana damar dediğimiz kalbin %55-70'ini besleyen bir damar vardır. Evet. Bu damarda belli lokalizasyonlarda ciddi darlık varsa bu hastalara stentleme de yapılabilir, bypasslama. O zaman bizim bir bilimsel konseyimiz var. Orada biz devreye gireriz. Evet. Kararı öyle alırız. Hastanın anjiyosunu görmeden tabii bunu söylemek çok her mutlu. Şey anjiye bağlı. Tabii anjiyoyu görmek hocam? Lazım. Nasıl bir mide rahatsızlığıyla ilgili bir endoskopiye girilmeden kimse ben mide hastasıyım diyemiyor. Mutlaka endoskopide. Siz tabii. De anji sonucunda her şeye karar veriyorsunuz. Mutlaka. Stent mi, bypass ameliyatında kalp kapak mı, İzlenme, damarda tıkanıklık mı, daralma mı? Hı-hı. Böylelikle siz değerli hocalarımızı böyle canlı yayına konuk Allah 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 bilgilenmiş de oluyorum hocam. Evde de gerçek değil ama sünni doktor olmuş oluyoruz hastalarımıza. Hocam bir sorumuz daha var. Kalp krizi geçirdiğimizden şüpheleniyorsak o durumda ne yapmalıyız? Yani o anda hastanede değiliz, araçtayız, iş yerimizdeyiz. Bir anda ama kalp krizimizde kendimizi artık tanımışız. Öncelikle böyle bir sıkıntı hisseden kişi aracın içerisindeyse, toplu ulaşım aracındaysa sağ tarafa çektirecek. Havalanma sağlanacak. Yani o aracın hareketlenmesi onu daha mı çok tetikler, riski vardır? Aracın hareketlenmesi, o kapalı ortamda evet. Bulunması, aman bir yere yetişeyim olayı da bunu tetikleyen bir olaydır. Öncelikle arabasını sağa çekecek. Mümkünse arabasından çıkabiliyorsa çıkacak. Evet. Birkaç defa öksürük, eğer problem ritim problemi ise, ona bağlı bir iskemik evet. Problemse bunu geçireceğini umuyoruz. Bazen ıkınma hareketi, bazen öksürme hareketi. Bunu o yapacak. Konuya değineceğim hocam. Genelde bununla ilgili gerçekten doğru mu? Yani bir kalp krizi yaşadığımızı hissettiğimiz zaman, öksürdüğümüz zaman öksürük. Bu krizi önlüyor mu? Vagal stimülasyon dediğimiz bir stimülasyon yapar. Evet. O kalp damarlarında spazm vesaire varsa çok nadir durumlardır ama bunların evet. Genişlemesini, kan akımını artırır. Bu bir. İkincisi, hasta açık havada olduğu için kendini daha güvende hisseder. Oksijen olayı. Tabii. Üçüncüsü şöyle bir şey. Hastada hani biraz önce bahsettiğim böyle göğüste mengene gibi tarzda bir ağrı, bir terleme, bir kendini böyle bir tansiyon yüksekliği ya da düşüklüğü şeklinde bir problem hissiyatı. Onu zaten hasta kendi hissedecektir. Evet. Herhangi bir böyle bir problem varsa, eğer yapabiliyorsa hemen 112'yi çağırsın deriz. Kendi aracıyla gitmekten veya sosyal toplum aracıyla gitmekten ziyade. Hastaneye yakınsa tabii ki kendisini kullanmadığı bir araca binip oraya yetişmesini sağlanması gerekiyor. Bu şarttır. Evet. Ama Adana'da da hani hastaneler hem çok sayıda olduğu için hem de uzman arkadaş sayımız ve tecrübeli arkadaşlarımız birçok hastanede mevcut olduğu için Adana'da böyle bir olayı yapmak daha uygundur diye düşünüyorum. Evet. Hocam yavaş yavaş sorularımızı toparlıyoruz o zaman. Bir sorum daha olacak. Kalp krizi geçirip hastaneye getirilen bir hastaya hangi müdahaleyi hemen anında yapıyorsunuz? Yani hemen anji değildir. Hayır. Hastane acile kabul edilir. Evet. Acile kabul edildikten sonra enfarktüs ile ilgili belli bizim tetiklerde sonuçlar vardır. Onlarla ilgili kanları alırız. Hastaya bir serum bağlanır, damar yolu açık kalacak şekilde. Oksijenasyon sağlanır. Maskeyle veya buruna oksijen verilir. Evet. Hastanın enfarktüs sanki geçiriyormuş gibi yan etkisi çok çok düşük olan ama eğer kriz geçiriyorsa onun ölümünü, bayılmasını veya semptomunu
şikayetini azaltan bazı ilaçlarımız var, çok etkili. Evet. Onlardan başlıyoruz, onları veriyoruz. Hastaya ondan sonra bu tür bir şey yaptıktan sonra, full monitorizasyon yaptıktan sonra hastayı kendi durumuna göre 2 saat, 4 saat, 6 saat, 8 saat babında izlemeye alıyoruz. Evet. Çok çok hani gelen bazı hastalarda bizim tetiklerimizde sorun çıkıyor, enfarktüs lehine çıkıyor. O zaman hemen anji ünitesini alıyoruz. Buna biz rescue anjiyografi, rescue anjiyografik çalışma diyoruz. Gerekirse o durumda ya cerrahi acil, ya cerrahi, evet, ya da stentlemeyle, rescue stentlemeyle hayat kurtarıyoruz. Son iki sorumuz hocam. Vücudun herhangi bir yerinde, mesela ayakta damar tıkanıklığı oluyor. Her bir damar tıkanıklığı kalbe bağlı mıdır? Bunun riski var mıdır? Yani kimileri var, ayakta damar tıkanıklığı yaşıyordur, kan dolaşımı olmuyordur. Hayır, hayır. Kalbe bağlı değildir, değil şöyle mi? Şöyle söyleyeyim. Kalbe bağlı olanlar var da çok azdır. Evet. Kalp damar tıkanıklığı iki türlüdür. Bir toplar damar, bir atar damardır. Bizim en fazla şey yaptığımız olaylar atar damarla ilgili olaylar. Eğer bacak damarda, atar damarda ciddi bir problem varsa, biraz önceki hastamız mesela iliyak, evet, arterde diyor darlık var diyor. Evet. Bu hasta hemen koroner anji olsun, %17 oranında kalp problemi çıkacaktır. Anladım. Hocam son sorumuz olarak, az önce programın başında da VTR'de de aslında izlemiştik bir hamile bayan kardeşimiz. Ama sonlandırılmıştı. Kalp ameliyatı olmuştu. Evet. Hamilelikte ne tip kalp hastalıkları görülebilir ve bunların önlemleri nelerdir? Bunu da son soru olarak hamilelik soralım. Önemli bir konu. Kendi içinde bazı sıkıntılar yaratan bir konu olduğu için bazı hasta sıkıntılarını kalbe değil, hamileliğe bağladığımız için birçok patolojiye gözden kaçar. Her 100 hamileliğin birinde kardiyovasküler sistemde problem vardır. Evet. Bu hastaların tetkiki, değerlendirmesi çok kolaydır. Jinekoloji, kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi timinin bu konulardan haberdar olması gerekir. Bunlardan en fazla rastladığımız büyük ana ater damarda anevrizmatik genişleme ya da çatlama ya da dediğimiz gibi yırtılma olayıdır. Diğeri kalp damarlarında yırtılma olayıdır. Yani biraz önceki gibi daralma olayı falan değil, yırtılma daha çok gözükür. Bir de hastanın hamilelikten önceki, biraz önce hastalığı var. Kalp yani kalp kapağında rahatsızlık vardır. Evet. Hamilelikte vücut volümü arttığı için bu rahatsızlık artar, semptomatik hale gelir. Bunların mutlaka basit tetkiklerle ve yaklaşık bir saat içerisinde ortaya çıkartılması da mümkündür. Evet. Eğer kişi, yani çocuğun viyabilitesi, yani çocuğa doğum yaptıralım, çocuk yaşar, küvöz yaşamı vardır, ardından normal yaşamı şey yapar, önce onu yapıyoruz, hamileliği sonlandırıyoruz, daha sonra acil bir durumu varsa ona müdahale edip hastanın kalp probleminin giderilmesini sağlıyoruz. Yani hamileliği sonlandırması gerekebiliyor. Gerekebiliyor. Gerekmeden ameliyat olunabiliyor muydu? Gerekmeden de ameliyat, hasta hamileyken de ameliyatı yapmak mümkün. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben ağzınıza, dilinize, ayağınıza sağlık. Teşekkür çok güzel ederim. Bilgiler verdiniz. Sağ olun. Sevgili TVA izleyicileri, geldik bir beraberliğin sonuna. Ebru Özgürdal sunumuyla Hayatın İçinden programı burada bugün sona eriyor. Herkes kendine çok iyi bakıyor. Yüzünüzden gülücük, kalbinizden mutluluk asla eksik olmasın. Perşembe günü tekrardan görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgisiz kalmayın.